Mutfağımdan merhabalar herkese. Bugün güzel çıtır çıtır ekmekler hazırlayacağız. Susamlı ekmekler. İç yapısını da hemen göstermek istiyorum size. Görebilirsiniz. İçi de yumuşacık. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Buradan takip edin, kaydedin ama mutlaka deneyin. İnan hazır aldıklarımızdan daha güzel. Dumanı üzerinde. Ön mayalandırma işlemini ben hemen yaptım. Buradan size aktarmak istedim. Açıklama kısmında dediğim gibi malzemelerini bulabilirsiniz. Deneyin, sevdiklerinizle paylaşın. Mutlaka beğeneceğinizi umduğum ekmekler halini alacaklar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ön mayalandırma işlemimiz de tamam. Buradan yakından görebiliyorsanız göstermek istiyorum. Üzeri köpük köpük ve kıvamlı bir hal aldı. İçerisine toplamda 4 su bardağı un kullanacağız ama siz de benim yaptığım gibi lütfen azar azar ekleyin. Öncelikle 2 su bardağı un ilave edeceğim içerisine. Bir çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Biraz kahverengiye döndükleri zaman artık tamam demektir. Bunu çektiğimde göreceksiniz zaten. Açıklama kısmında da malzeme listesini her zaman olduğu gibi yazıyor olacağım sizler için. Fotoğrafını çekin, kaydedin. Mutlaka deneyin. Güzel tariflerle sizlerle oluyorum. Sizlerden gelen yorumlar gerçekten beni mutlu etmektedir bu aşamada. Evet, yoğurdukça hamurumuz kıvam almaya başlıyor. Kenardaki unlarımızı da hemen alalım. Tüm malzemeyi eksiksiz kullanmış olalım. Hafif böyle ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor zaten. Tamamen ele yapışmayacak bir kıvamı olmayacak. Burada lütfen dikkatinizi çekmek istiyorum. Hemen elinize yapıştığını düşünerek un ilavesinde bulunmayın. Evet, hamurumuz şu anda hazır. Kapağını kapatarak 45 dakika kaloriferlerimizin yanında kozine varsa kozine, soba varsa elimizde soba bunun yanına alarak güzelce 45 dakika mayalandırıyoruz. Evet, mayalandırma işlemimiz tamamlandı. Hamurumuzu tezgaha alalım. Bir miktar un serpiştiriyoruz. Kıvamı güzel yumuşak bir hamurumuz var burada. Ekmek hamurunda olduğu gibi içe içe katlayarak
5 dakika bu şekilde yoğurma işlemimizi Çok fazla un kullanmayın. Her zaman söylediğim gibi bu sonraki son aşamalardaki kullandığımız un tamamen tezgaha ve elimize yapışmaması içindir. Kıvamlandırmak açısından değil. Gördüğünüz gibi hamurumuzdan içe içe katlayarak bu şekilde 5 dakika işlemimize devam ettireceğiz. Arada çok az yine un serpiştirebilirsiniz elinize yapışmaya başladığında. Görüyorsunuz pürüzsüz güzel bir kıvamı var. Bundan bezeler keseceğiz. Öncelikle bu şekilde keselim. Daha sonrasında boyutlarını birlikte ayarlayacağız. Yuvarlakları oluşturup hemen bir kenara alalım. Yine içe içe katlıyorum. Çok kısa. Daha sonra yuvarlak beze bir o beze oluşturarak kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğum bezelerimi hemen bir tepsiye alıyorum. Bölmüş olduğum ekmeklerimi üzerini kapatıp bir 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Burada yağladığım borcam mevcut. Dinlenen ekmeklerimizi borcama alıyorum. Toplam 8 adet çıkmaktadır. Diğerleri fırında şu anda. Ben son kısmı sizinle paylaşmak istedim hemen. Görüyorsunuz. Öncelikle pekmezde suya batırıyoruz. Bol susamlı ekmeklerimiz olacak. Alıyoruz. Pekmezli suya batırıyoruz. Kenarlarını da yapalım. Hemen tepsimizi aldık. Tepsimizi alıyoruz ve birkaç dakika dinlendireceğiz. Hemen üzerine kesikler atacağız. Üzerine keskin bir bıçakla kesik atıyoruz. Kesi biraz derinleştirebilirsiniz. Derecelik fırında üzerleri altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğiz ekmeklerimizi. Evet, ekmeklerimiz hazır. Şu an fırından yeni çıktı ve sıcak. Eğer güzel bir örtünüz varsa mutfak örtünüz bu şekilde üzerini kapatın. Bir havluyla da kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir 10 dakika dinlendirelim. Daha sonrasında iç yapısında sizinle paylaşıyor olacağım. Evet. Dinlenmiş olan ekmeğimden bir parça alıyorum. Çıtır çıtır üzeri. Duyuyorsunuz. Hemen iç yapısında size göstermek istiyorum. Bakın. Yumuşacık. Puf puf. Ekmeklerimiz var. İç yapısı. Pişmiş. Harika, muhteşem ekmeklerimiz için. Evet, videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için her zaman önemli. Bekliyor olacağım. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle.